Haftanın maçında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ilk yarı sona erdi. İlk yarıda tek gol var. Edin Visca'nın 13. dakikada kaydettiği golle Bordo Mavili takım soyunma odasına 1-0 önde gidiyor ve biz de Erman Hoca ile beraber ilk yarıyı değerlendirmek için karşınızdayız. İlk yarıda bir gol var Visca'dan. Son 3 haftada ard arda 3. golü oldu. Cornelius ve Bakasetas'ın direkten dönen ya da direğe çarparak dışarı çıkan iki şutu var. Bunun dışında oyunu daha çok Trabzon rakip yarı sahada oynuyor. Konyaspor takımı sete set hücumda öyle çok fazla rakip alanda kendini gösteremedi. Mihalak sağ tarafı biraz etkili kullanma hücumda. O zaten Ankara Gücü'nün öyle bir oyuncuydu. Burada da etkisi Konyaspor'da gerçekten hissediliyor. Birinci ile ikincinin maçı, haftalardır bu maçı konuşuyoruz hocam. Bir kırılma maçı olur mu, sezonu kalanını etkiler mi diye. Ne umdunuz ne buldunuz ilk yarı itibariyle? Şimdi bak şu verileri ekranda görünce ne anlatıyor sana? İkili mücadele dengeli, bak fauller orada, dengeli, bak toplu orada, oynamalar bak orada yakın. Bir şey var. Toplu oynama filan hepsi hikaye bana göre. Ne biliyor musun? Başka ne var orada hocam, bakayım? İki tarafta da ofsayta düşen oyuncu yok. Yok evet. Demek bu ki nedir, biliyor musun? Tabii. Bu iki tarafta hazırlıklı geliyorlar. Tabii. Oyuna derinlik veriyorlar. İki tarafta çok çabuk çıkmıyorlar. Yakalanmıyor. Çok çabuk geliyorlar, geliyor, kapanıyorlar. Evet. Kapanınca da ofsayta düşme riskin kalkıyor. Çok zordur o. Ancak açık yakalarsan, araya top atarsın, ofsayta yakalanırsın. Yani olduğu gibi denk bir maç. Aslında iki taraf da aynı futbolu oynuyor. Birbirine çok benziyor oynadıkları futbol. Ama tabii Trabzon elindeki futbolcu kalitesi daha fazla. O evet, kesin. Kenarda da öyle. Ve Konya'nın yani bu maçtan mağlup ayrılması Konya'ya bir şey kazandırmayacağı için ipler şu anda Abdullah Avcı'nın eline geçti 1-0'lan. Nereye kadar? 60'a 70'e kadar. 60'tan 70'ten sonra artık Konya risk almalı. Çünkü bundan sonra kaybedecek bir şey yok. Hani bir laf vardır ya şey Türkiye, ya harru ya merru der. Evet. Tamam mı? 60'tan sonra, 65'ten sonra şimdi ikisi de birbirini kolluyorlar. Şimdi biz tabii yetiştik gençler yetişmedi. Mesela Muhammed Ali'yi düşün. Boks Muhammed yaparken. Ali. Hiç öyle gaddar. Ben hayal meyel hatırlıyorum ben. Hiç öyle gaddar falan değil. Hocam sabah biz 4'te falan uyanırdık. Öyle değil böyle mi? Böyle bir boksu, bale gibi oynayan bir adam boksu. Nasıl biliyor musun? Rakibi oyalıyor, vuruyor, çekiliyor. Teknik müthiş. Abi bir vuruyor öldürüyor ama onu hamur gibi yoğuruyor. Böyle yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor ama teknik müthiş. Evet. Hani hayvani bir vuruş değil. Şimdi iki tarafta birbirini iyi kolluyorlar ha, ben sana söyleyeyim yani. Konya da iyi kolluyor. Tabii. Şimdi tamam 1-0 ama hiç belli olmaz mı tip maçlar şimdi 0-0, 1-1, 2-1, 2-2, her şey olur bu maçta. Onun için dün ben bir maç seyrettim mesela, Atletico Madrid maçını seyrettim. Son 20 dakikayı Atletico Madrid 10 kişi oynadı. Ama 90'da attığı golden galip bitirdi. Yani bu işler taktik savaşı var. Şu anda da o var. Evet. Onun için de offside yok hoca. Onun için de offside yok. Ha bu maç böyle mi biter? Hayır. Öyle mi? Açılacaklar hocam. Bu iş öyle bitmez bu iş. Yani bu çarşı pazar açılacaklar. Şu anda ip Trabzon'un elinde. Abdullah Avcı'nın elinde. Ama elinden kaçırır mı? Çeker mi? Çünkü 2-0 yaparsa işi çok zor koyacak. Ama 1-1 olursa çok farklı boyuta gelecek maç. Onun için de ipler şu anda Abdullah Avcı'nın elinde. Yalnız şunu iyi yapıyor Trabzon. Dikkat ediyorsan Konya'nın daha çabuk oynaması lazım. Ona İki izin vermiyorlar. İki tane yan top yaparsan Trabzon geliyor. Hemen geliyor. Trabzon kestirmeden geliyor. Ya onu iyi yapıyorlar. Zaten onu iyi yaptıkları için de son dakika golleri yemiyorlar 1,5 yıldır. Kestirmeden adam geliyor geriye. En kestirme yoldan geliyor. Kestirme yoldan gelirsen alanı zor bulursun. Çok çabuk oynayacaksın. Konya ağır oynuyor. 1-0'dan sonra Konya'nın daha çabuk oynaması lazım. İşte orada Mihail'e kullanmaya şimdi çalışıyorlar. Şimdi Konya çabuk oynadığı orada zaman da, koymuş oraya hoca. Şimdi Konya çabuk oynadığı zaman da arka tarafında açık olacak. Bu sefer Abdullah Avcı çabuk oynayacak. Yani çok güzel bir ikinci yarı seyredeceğiz hocam. Böyle şey gibi, şimdi, satranç gibi bir ikinci yarı hocam izleyeceğiz. Kenarda yani hamle için, o tarz oyunlar için şimdi karşılıklı ben, hamle oyuncuları var. Mesela Konya açıldı mı? Yusuf var.
İşte şey var, hafta içinde kupada oynadı. Kouassi. O çok çabuk adam. Yani Giannini var hocam. Giannini var. Şimdi tabii Giannini'yi şimdi kullanmaz. Daha üstüne gelir mi? Mesela ben karanlıkta gördüm. Hamsik oyuna girmez zannettim. Niye dediler? Saçını kesmemiş dedim. Sonra aydınlığa çıkınca hazır saç hocam. Ya biraz sıkıntısı var, riski vardı ama hoca belki ona da ilerleyen bölümde kestirince girer değil mi? Yani, baktım yani kesmemiş gibi geldi karanlıkta bana. Diğer tarafta da bu tarz hani son bölümleri oynayan şey yaptığı, şans verdiği oyuncular var. Şimdi çekici öyle, Hamilton öyle, Çikalişi öyle. Yani o tarz oyuncular var. Bak Fisebel yakalandı. Şey, Trabzon defasta sağ açıktan geldiler. Ramonović vuramadı orta, altı tabii. Pasta. Evet o var. Mesela çabuk geldiler. Trabzon kapanamadı orada. Çok çabuk oynadılar. Ters top attılar geldiler. Hocam tam bir taktik. Satranç maçı. İki takım da iyi takım. İki takım da dengeli takım. Yani bakıyorum şimdi Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı seyrettikten sonra bunlar farklı. Yani şu anda bulundukları yerin hakkını veriyorlar. Bence. Değil mi? Bence. Evet. Onu söyleyelim. Hakem açısından nasıl geçiyor Mete Kalkavan açısından? Öyle çok fazla bir şey yok yani. Bir pozisyon var, onu görüntüler geldiğinde bir bakmak lazım hocam. Hocam ya. Bir orta sahada bir ya, hamle her var. Her pozisyon evet ayağa basma falan var ama her pozisyon sarı. Çünkü kırmızı, sarısı var onun. Evet. Her pozisyon ama sarı kırmızı. Ama tabii bir bakmak lazım. Tabii. Bakmak lazım. Şimdi hocam İngiltere'den işte İspanya'dan filan seyredince. Oho hocam. Hocam dün ben o maçı seyrettim. Bir oyun durmuyor ya. 6 yaralı, 3 ambulans, 8 hastanelik. Doğru. Doğru. Ama kalkıp oynuyorlar topçular. Evet. Adamın eli burasına geliyor, burasını tutuyor. Adamın burasına geliyor, Allah diyor burasını tutuyor. Bağırıyorlar filan. Nasıl bir iş ya? Buraya geliyor, yüzünü evet. Tutuyor falan. Bugünkü maçta da o. Evet. Kamera var arkadaş, yapmayın ya. Yapmayın çünkü karşıdaki de ekmek parası kazanıyor. Sen karşıdakinin ekmeğini çalıyorsun aldatırsan. Yapmayın. Aynen onun gibi sen de. E tabi. Yani. Edin Visca 3 maçtır arka arkaya gol atıyor. Abdullah Avcı çok istemişti onu. Devre arasında alabildiler. Valla ben de teknik adam olsam isterim. Ne konuştuk savunmaya senle seyrederken ne konuştuk? Ediyor, tabii. Nereden korner geldi şeyine? Korner'in oradan topa müdahale etti. Tabii. Demiş ki onu çok yapıyor abi yani. Tam bir takım oyuncusu. Tam bir profesyonel. Hele böyle bir takımda da olunca çünkü Trabzon hakikaten birbirine çok yardım ediyorlar. Oyuncular. Edinizce çok kritik bir de yani devamlılığı olan, performans istikrarı olan, sezon içinde öyle uzun süreli sakatlıkları işte oynamadığı maçlar olmayan yıllardır zeki, belli bir istikrarla sürekli ve performans da öyle. Evet. Hem gol hem asist performansı çok önemli bir transfer. 31 yaşında ama çok önemli bir transfer yaptı. Doğru bir transfer. Çok önemli bir transfer yaptı Trabzonspor. Onun da meyvesini alıyor 3 evet. Haftadır. Keyifli bir 45 dakika izleyeceğiz hocam. Öyle değil mi şimdi? Evet, bana yani şu anda öyle gözüküyor. Konya takımı ilk yarıda 3 kez ceza sahasına girebilmiş. Herhalde böyle bir 60-65'leri gördükten sonra İlhan Hoca. Çünkü maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada bazı önlemler aldık ama hani bir noktadan sonra farklı farklı planlarımız da var dedi. Artık önlemin hali yok şu andan sonra. Önlem şansın yok abi. Mağlup olursan olursun. Trabzon'a mağlup olmak bir şey değil ama mağlup olursan çok şey kaybedeceksin yarışmada. Onun için çıkacaksın galip gelmek için her şeyi yapacaksın. Şimdi, yani önlem değil. Önlem değil. Risk alacaksın. Önlem almak hayır. Önlemi Trabzon alacak şimdi. Riski Konya alacak. Bir yani eksik, teknik adam olarak eksik risk maçı var bir Konya'nın Başakşehir'le İstanbul'da. 22'sinde gelecek hafta oynayacaklar. Hani şu anda 9 puanlık bir fark var. Ama hani öyle bir maç ki o eksik maç tabii kazanılır kaybedilir. Başakşehir de çok istim üstüne. Hocam bir oynanmamış maça tabii. Ben anlamam hocam. Hocam Adana Demir ve Başakşehir ivmeyi yükselterek geliyorlar. Yani onlar da arkada. Yani bir yandan tamam şampiyonluk kovalıyorsunuz da ikincilikten olma anlamında da sıkıntılar yaşanabilir. Her takım için yerlerinin değişebileceği yarın da, böyle şeyler yarın var. Yarın akşam da güzel bir maç izleyeceğiz. Çok.
bayağı bir maç izleyeceğiz. Adana Demir Beşiktaş maçı da güzel oldu hocam. Yani. Bu iki maçta yani Konya'da, Konya takımı da İlhan Hoca ile beraber bu sezon gerçekten takdiri hak etti. Çok iyi gidiyorlar. Ya bak şeye, fikre, yani, şeye bu takımları bu ara... oralarda görmek çok değerli. Alanya bu tabii şu anki 1-0 önde, o yüzden anlık skor bu. Şey ve anlık puan durumu, onu vurgulayalım. Kasımpaşa önünde 1-0 önde. Alanya'da Farioli ile şöyle bir toparlandı. Listede 3 büyüklerle Fenerbahçe 6, Beşiktaş 7. Wilson da gol atmaya devam ediyor. İlk 5'te yoklar. Yoklar hocam ya. Yoklar. Böyle olursa. Hocam tarihinle yaşamayacaksın. Tarihinle yaşarsan. Bak bizim çocuklar aşağıya geldiler. Aşağıya geldiler. Aşağıya gelince Galatasaray'a aşağıda çıktı hocam. Giresun 26, düşme hattının çıtası. Hocam bugün Malatya 2-1 mağlup oldu Sivas'a deplasmanda. Malatya takımı hani bu ligin renkli ve hani renk katan, güçlü camiası olan takımı ama biraz sıkıntı büyümeye başladı. 11 puan oldu düşme hattının üstüyle arasındaki puan farkı. 4 maç. Kaç ya. Hafta var? 13 hafta var. Ama bir maçı eksik Malatya'nın da. Onu da unutmayalım. Yani bundan sonra her maç final Malatya için. Hocam Malatya'nın aşağıdan çıkması için hep onu derim. 2-3 maç değil mi? 2 içeri bir dışarı alacak. Tabii. 9 puan. 2 içeri bir dışarı. O zaman şey olursun. Sony teneffüs. İşte Göztepe, rahat. Kasımpaşa öyle seri yakaladılar. Tabii. İçeride dışarıda. Hemen o düşme hattından bir sıyrıldılar. Tabii. Ama zor hocam. Kolay çünkü değil oralarda. İki içeri bir dışarı hocam. 9 puanı koyduğun zaman nereye geliyorsun? Vallahi o bölge zor bir bölge. Antalya takımı bugün kazanarak kritik bir 3 puan aldı. Hemen Galatasaray'ın altına Malatya geldi. Malatya, Altay inşallah daha yukarılara gelirler bize ki yukarıdaki ilk 4'ü, 3'ü, 1'i zorlasınlar. Yukarıdaki mücadeleyi de yani kopmuş olmasınlar ki o tarafı da etkilemesin değil mi? Peki yavaş yavaş toparlayalım, artık takımlar sahaya çıkacak. Biz sözü skorboarda bırakacağız, ardından maçın bitiminde sizlerin karşısında olacağız. Takım oyunu ekibi olarak ve özet görüntüleri üzerinden detaylı bir şekilde mücadeleyi değerlendireceğiz efendim. A Spor'dan ayrılmayın.